وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. حاشر سورasının 23. ayetinde Allah Teala: O Allah şunday kişi ki, şunday zat ki, ondan özge hak mabut yok. O el-Malik, el-Kuddus, es-Selam bulgen zattır. Yunus surasının 25. ayeti de: Vallahu yed'u ila daris-Selam. Allah selametlik diyarıge çakıradı dedi. Taha surasının 47. ayeti de: Vesselamu ala men ittaba'al huda. Hidayetke irgeşken kişilerge selam bulsun dedi. Yunus surasının 10. ayeti de: Müminlerinin cennette birbirini tebrikleşi hakkı da: Ve tahiyyetuhum fiha selam. Onların birbirlerini tebrikleşleri onda selam deyiş bilen buladı dedi. Ve Kasas surasının 55. ayeti de: Takvadar bendelerden hatta cahillerem selamet kalışlığını işare kılıp etedi. Selamun aleykum la nebteğil cahilin deyişedi. Sizlerge selametlik olsun. Biz cahillerini istememiz deydiler. Ali İmran surasının 19. ayeti de: İnne dîne indallâhil islam. Elbette Allah nezdindeki hak din el-islam. Selametlikten alingen dindir yani. Ve ahirge ayet Yasin surasının 58. ayeti: Cennette Allah müminlerge selam verişi hakkı da etedi. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. Rahim Rab tamamından selam sözü buladı ularge. Bugün 21. iyul 2022. yıl. Esma-ül Hüsna silsilesinden 8. ders Allah'ın Es-Selam ismi hakkıda. Bu isminin manaları, varlığı, tasiri, benden ondan alıydıgan nasibesi ve bu isim bilen ibadet kılıç kurunuşları hakkıda yapıramız. Çünkü Allah'ın sözüge karşısık, şu Haşr suresinin 23. ayeti de Al-Kuddus isminden keyin Es-Selam ismi geldi. O'tgan darsda Quddus ismini gapirganimiz uchun bugun As-Salam ismini dars qilamiz. Qur'onda bu ism faqat bitta o'rinda kelgan. Ana o'sha Hashr surasining 23. oyatida. Ammo bu ism garchi Allohning ismi tarzida bo'lmasa-da, o'zi salom ismi boshqa yana ko'p oyatlarda kelgan. Uni yuqorida ba'zi misollarni keltirdik. Shuningdek hadislarda İmam Buhari'de kirgen hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnne Allahe huvesselam. Elbette Allah bu esselamdır dediler. Çünkü şundan ulamalar bunu Allah'ın ismi ikenlikiyle ittifak kılışken. Hiç kimde ihtilaf yok. Bu Allah'ın has isimlerden. Mesela Ar-Rahman ismi singeri. Bendeki kuyu bu miydi? Esselam ismi. Bendeki şu harflerden alingen Selman ismini ve Süleyman ismini kuyusa buladı. Yok ki Abdüsselam ismi diyen. Şimdi bunu manası değil mi? Birinci lugavi manasını, kin Allah'a dalalet kıladığı manasını şahlayımız. Lugatta selama sözü, selametlik özümüz Uzbek dili demiş, Arap dili alınken. Yani paklik, nuksanlardan halilik diyen mananı bildiren. Çünkü hem cennetliyem, bana ayette okuduk, Allah darı salam dedi damlaydı. Çünkü hakikaten selametlik diyordu da, yurda hiç kim kesel bulmaydı. Ulum yok. Kambag'allik yok, nuqson yok. Va arab tilida narvonni sullam deyiladi. Shu uzaydan olingan u ham. Chunki kishini tepaga ko'tarilishlikka salomat vosita narvon. Shuning uchun sullam deydi. Tepaga salomat ko'taradigan asbob degani.
yoki urushdan keyin sulh tuzishda ham arab tilida silim deyiladi. Chunki jonlarda salomat saqlanishiga sabab bo'ladi sulh. Shunga o'xshash bir-birimizga yo'liqqanimizda salom beramiz. Assalomu alaykum deb. Odam zotining bir-biriga yo'liqqandagi tabriki shu. Imom Buxoriyda kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh Odam alayhissalomni yaratgan paytda u kishiga aytgan: "Borib, mana bu maloikalarga salom ber. Ular senga nima javob qaytarishadi, qara. Ana shu sening va zurriyotingning tabrigidir", dedi. Odam alayhissalom borib, "Assalomu alaykum" desalar, farishtalar "Assalomu alaykum va rahmatulloh" deb oshchasi bilan javob qaytarishadi. Maqsad, demak, salom odam zotining tabrigi. Nima degani shu salom? Salomda 3 xil ma'no bor. Birinchisi, sizlarga salomatlik tilayman degan. Bu duo. Ikkinchisi, sizlarga mendan faqat salomatlik bo'ladi. Mendan sizlarga xavf xatar yo'q, xotirjam bo'linglar degani. Bu xabar. Uchinchisi, sizlardan ham menga faqat salomatlik, xotirjamlik kelsin degani. Bu talab deyiladi. Demak, salomda mana shu 3ta ma'no bor: duo, xabar va talab. Maqsad, salom nimaligini lug'aviy ma'nolarini tushuntirdik. Endi Allohning ismida nima ma'noni bildiradi? Assalom ismi. Birinchi, Allohning o'zini zotida salomatlik degani. Ya'ni hamma ayb nuqsonlardan, kamchiliklardan Alloh pok va salomat. Ana shundan bilamiz, Allohning bu Assalom ismini boshqa hamma ismlariga daxli bor. Chunki hamma ismlarida xayolga kelish mumkin bo'lgan nuqsonlardan Alloh pok degani. Bunga ba'zi misollarni keltiraylik. Allohning eng buyuk ismi Alloh ismi. Ana shuni ham salomga daxli bor. Uni salomga daxli Alloh shirikdan pok. Alloh juftdan, farzanddan salomat, ya'ni pok. Yoki yana bir ismini olib qo'ying Allohning. Eng buyuk ismlaridan Al-Hayy ismi. Ana shu ham Assalom ismiga bog'liqligi bor. Alloh hayot degani Al-Hayy. Uni hayotligi odamlarda hayotligidagi nuqsonlardan pok, masalan o'limdan, uxlashdan va mudrash, charchoq nima o'xshagan insonlar hayotida uchraydigan nuqsonlardan Alloh Assalom Al-Hayy ismini ichida. Shuningdek Allohning Al-Qayyum ismini salomga bog'liqligini qarang. Alloh qoyim turib boshqaruvchi degani butun olamni. Inson qoyim turib boshqarsa charchaydi, dam olish kuni bo'ladi, g'aflat bosadi. Alloh biladi hammasidan salomat. Shuningdek Allohning Al-Alim ismini bilamiz. Hamma narsani biluvchi degani. Inson bilishligi johillikdan keyin bo'ladi. Va bilgan narsasini unutib qo'yishi mumkin va ma'lumotlarni chalkashtirib yuborishi mumkin. Allohning Al-Alimligi Assalom bilan bog'liq deyiladi. Ya'ni mana shu aytilgan nuqsonlardan pok Alloh. Alimligi deyam. Alloh gapiradi deymiz. Inson gapirsa chalkashib ketadi. Gapini topolmay qoladi. Xato, yolg'on, tuhmat, bunga o'xshagan narsalar bor. Allohning kalomi bu narsalardan salomat degani. Alloh g'ani deymiz. Boy. Inson ham boy, lekin insonning boyligida nuqsonlar bor, kambag'al bo'lish, bergan sari kamayib qolish. Allohning g'aniligi esa hech qachon kambag'allik bo'lmaydi. Bergan sari kamaymaydi. Bu narsalardan salomat uning g'aniligi. Yana Allohni hakim deymiz. Hikmatlik degan ma'nosi ham bor, hokim degan ma'nosi ham bor. Allohning hikmati narsalarni noo'rin joyga qo'yishdan, noto'g'ri taqdir qilishdan, pok va hakimligi, hakamligi, hukmida zulm qilishdan, adolatsizlikdan, nohaq odamlarni haqqini olishdan pok. Allohni molik deymiz. Bandani mulki inqilob xatarida bo'ladi doim. Allohning molikligi esa inqilobdan salomat. Va Allohni jazo beradi deymiz. Lekin jazo berishda ham assalom Alloh. Nohaq jazo bermaydi hech kimga. Allohni intiqom oladi deymiz. Intiqom olishida ham salomat Alloh. Alamzadalikdan, kuyinchoqlikdan intiqom olmaydi. Adolat uchun intiqom oladi. Allohning qazoi qadari bor deymiz. Alloh qazoi qadarida behikmatlikdan, nohaqlikdan salomat. Alloh as-sami deymiz, eshituvchi. Eshitishida uzoqdagi narsani eshitmay qolishdan,
shovqin turonda eshitmay qolishdan salomat. Allohni al-basir deymiz, ko'ruvchi. Uzoqdagi narsani ko'rmay qolishdan, to'siq bo'lsa ko'rmay qolishdan salomat. Va Allohni quli bor deymiz masalan. Ammo chap qo'l bor deyishdan salomat. Allohning ikki qo'li ham o'ng qo'l, insonning qo'liga o'xshashligidan salomat. Alloh arshda deymiz. İnsanga o'xshab kursiga muhtoj bo'ldi degandan salomat. Va kursini ko'tarib turibdi degan ma'nodan salomat. Va hokazo Allohning qanaqangi ismi, qanaqangi sifati bo'lsa, shuni bilingki, assalom ismini unga bog'ligi bor. O'sha boshqa ism va sifatlarda xayolga kelishi mumkin bo'lgan nuqsondan Alloh salomat degan. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadilar, qancha Allohning assalom ismini yodlab olgan odamlar borki, lekin ana shu buyuk ma'nolar sirlarini o'z ichiga olishligini bilmaydi dedilar. Ha, Alloh salomat deb ketaveradi ya'ni. Mana bu Allohni zotiga tegishlik ma'nosi assalom ismini. Demak, pok, muqaddas degan ma'nolarni bildirar ekan. Shuda bir savol tug'iladi endi. O'tgan darsda Subbuhun Quddus ismini o'rgandik. Bunda ham shunga o'xshagan ta'rif berdik, pok, salomat deb. Buni salom ismidan nima farqi bor uni? Birinchidan Subbuh Quddus ismlari o'tmishda Allohning mana shunday pokligiga dalolat qilsa, Assalom ismi esa azal abadan hamma vaqt kelajakda ham Allohning bu yuqorida aytilgan nuqsonlardan salomatligiga dalolat qiladi. Salomat bo'ladi deganda, demak, hamma vaqt. Ikkinchidan, Assalom ismi faqat Allohning zotiga tegishlilik ma'nosi bilan kifoyalanilmaydi, zotida pok, balki butun borliqqa salomatlikni beruvchi zot deyiladi. Shundan ikkinchi ma'noga ko'chamiz endi mana. Assalom ismining ikkinchi ma'nosi uki, butun borliqni salomatlik bilan ta'minlovchi. O'zi salomat bo'lganidek, butun borliqni ham salomatlik bilan ta'minlaydi. Ana shu ikki ma'noga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zikrida, namozdan keyingi zikrida ishora qilib qo'yganlar, hammamiz o'qiymiz. Salom bergandan astagfirulloh, 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 Allohumma antas salam deymiz. Allohim sen assalomsan, bu zoting salomat degani. Davomida nima deymiz? Va minkas salam. Va salomatlik ham sendandir. Ya'ni butun olamga salomatlikni sen berasan deymiz. İki qirrasi mana bu assalom ismini. Zotida salomatligi, butun borlig'ida salomatlik bilan ta'minlashi, fe'llarida salomatligi ya'ni. Ana shuning uchun ham Alloh mahluqotlari haqida aytadi: "Ma taro fi xalqir rahmani min tafavut." Rahmonning mahluqlarida biror tafovutni, ya'ni nuqson, kamchilikni ko'rmaysan. Endi shunda kimdir aytishi mumkin, mahluqlarda bütün salomatlik bergan bo'lsa Alloh koinotda nuqsonlarni ko'ryapmiz-ku. Masalan, hayot o'lim bilan tugashi ham bitta nuqson aslida. Kasal bo'lish nuqson, salomatlik degani emasmi? Ko'rinishidan. Kambag'allik nuqson, nogironlik nuqson. Qayerda qoldi bütün olamga salomatlik beradi degan ma'nosi? Nimaga nuqson bor hayotda? Shuni bilishimiz kerakki, bu nuqsonlar xuddiki mana zavoddan narsalar chiqayotganda brak deyiladi, ya'ni bir nuqson bilan chiqib qolgani, texnik nosozliklar sababidan. Mana shunaqangi nuqson emas, shuni bilaylik. Allohning borlig'idagi mahluqotlardagi kamchiliklar. U ixtiyorsiz bo'lgan emas, Allohning ixtiyori bilan, qasdi bilan bo'lgan nuqsonlar ular. Qasddan Alloh o'sha nuqsonlar bilan yaratgan hayotda ba'zi narsalarni. Nega? Sababi komillikni tushunishimiz uchun. Tasavvur qiling, agar o'lim bo'lmaganda hayot degan ne'matni tushunmasdik nimaligini. Hayot qadriga yet degan gap qachon chiqdi? Biroq o'lib qolgandan keyin chiqdi. Masalan, ota-onaning hayotligida qadriga yet, ertaga o'lgandan keyin sog'inib yurasan deydi. Ana shundan bilyapmizki, o'lim insonga hayotni tanitdi. Agar o'lim bo'lmaganda inson hayot komilligini bilmasdi. Xuddi shundek, sog'lig'ini qachon qadriga yetamiz? Kasal bo'lib ko'ramiz, kasallarni ko'ramiz, keyin sog'liqni qadriga yetamiz. Demak, kasallik insonga sog'liq ne'matini tanitdi. Boylikni qachon qadriga yetamiz? Kambag'al bo'lib ko'rsak,
Demek kambag'allik boylikning ne'matini tanitdi insonga. Biz bütün a'zolar ishlashini qachon qadriga yetamiz? Nogironlarni ko'rsak. Ana shundan bilamizki, Alloh borlig'ida bu nuqsonlarni xuddiki mana zavod fabrikalaridagi texnik nosozlik tarzida qilgandek unaqa qilib yaratmagan. Bilmay qolib, ixtiyorsiz bo'lib qolmagan bu. Qasddan Alloh borlig'ida ba'zi narsalarni shunday nuqson bilan yaratadi. Kamolotni qadriga yetish uchun insoniyat. Va keyin bir kam dunyo degan gap bor o'zi. Komil u Alloh, hamma narsadan salomat zot u Alloh degan narsani Allohga tam berish uchun ba'zi narsalarda Alloh nuqson bilan yaratadi, ammo ommatan aksar mahluqoti koinotda Alloh taoloni salomatlik bilan yaraladi. Nuqson qisman ba'zan ko'rinadi. Shuning uchun nima aytmoqchimiz? Yuqoridagi oyatga, ya'ni Rahmonning yaratganida biror nuqsonni ko'rmaysan deganga. Ba'zi narsalarda nuqsonni ko'rishimiz zid emas. Nuqson kamolatga dalolat qilar ekan, o'sha nuqson ham kamolat deyiladi. Chunki kamolat uchun ishora u. Biror narsa bir komillikka xizmat qilsa, garchi azmas narsa bo'lsa ham, komillik yo'lidaligi uchun uni ham buyuk narsa sanaladi. Mana shunga o'xshab bu nuqsonlar ham kamolat deyiladi. Demak, mana shundan Allohning assalom ismini lug'atdagi ma'nosini va Allohga ishlatilgandek ma'nosini tushundik. Xulosa qilib aytganda, Alloh zotida ham salomat va butun borliqqa salomatlik beruvchi degan. Endi ikkinchi bo'lim. Assalom ismini borliqqa ta'sirini nimalarda ko'ramiz biz? Borliqqa ta'sirini uni koinotdagi ta'siri va shariatdagi ta'siriga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi assalom ismini koinotdagi ta'siri. Mu'minga ham, kofirga ham borliqdagi ta'siri ya'ni. Va dunyoda ham, oxiratda ham ta'sirlari. Buni insoniyat bugun koinotga chiqib tushunib yetdi, garchi tan olmasa-da, lekin salomatlik ichida yashayotganligini hech qaysi inson, mu'min ham, kofir ham inkor qilmaydi. Koinotga chiqib ko'rgandan keyin qanaqangi xatarlar borligini. Masalan, koinotga chiqqandan inson nima qiladi bugun? Ustiga skafandr kiyadi. Kosmonavtlarning kiyimi. Nima uchun kiyadi shuni? Salomatlik uchun. Nima uchun yerda kiyib yurilmaydi shu kiyimni? Yerda demak Alloh assalom, assalomatlik berib qo'ygan. Koinotga chiqqandan keyin kislorod yo'q, havo. Birinchi o'rinda ana shu havosizlikdan salomat qolish uchun skafandr kiyadi. Ikkinchidan, koinotda quyoshdan va boshqa yulduzlardan kelayotgan radiatsiya bor. Nurlanishlar bor. O'shanaqa narsalardan salomat qolishlik uchun mana shuni kiyadi. Uchinchidan, kosmik kiymasini, sun'iy yo'ldoshlarini, koinotda uchib yurgan meteoritlar, shunga o'xshagan mayda-chuyda toshlardan salomat saqlashligi kerak, ehtiyotni olishligi kerak. To'rtinchidan, vaznsizlik holatida ko'p yuraversa, miyaga qon quyiladi, yurak shikastlanadi. Shuningdan doim ular o'zini-o'zi oyog'ini yerga boylab, ya'ni shu sun'iy yo'ldoshlar ichida, kosmik kiymalar ichida mashq qilib turishga majbur. Miyasiga qon quyilib, yurak xurujiga uchramaslik uchun. Bundan boshqa qancha illatlar bor. Yer yuzida inson yurar ekan, bu narsalarni hammasidan Alloh uni salomat qilib qo'ygan. Atmosfera qobig'i orqali kislorod berib salomat qilgan. Atmosfera qobig'i orqali meteoritlar, boshqa narsalar kuyib ketadi, samodan tushayotgan. Insonlarni Alloh bundan salomat qilib qo'ygan. Yerni magnit maydoni orqali quyoshdan kelayotgan radiatsiya, zararlik nurlardan insoniyatni salomat qilib qo'ygan. Yerni tortish kuchi orqali insoniyatni yuqorida aytilgan kasallik, miyaga qon quyilish, yurak xuruji bu narsalardan salomat qilib qo'ygan. Ya'ni vaznsizlik holatida duch kelish kerak bo'lgan kasalliklardan. Endi yer qarang, koinotda quyoshda atrofida soatiga 108 ming kilometr tezlikda ketyapti. Kim shuni salomat saqlab o'tiribdi? Hozir soatiga 200 kilometr tezlikda mashina haydasangiz, o'zingiz ham qo'rqib ketasiz, atrofingizdagilar ham qo'rqib ketadi, bu uzoqqa bormaydi deydi hech kim. Hamma aytadi. Soatiga 200 kilometr tezlikda yurar ekanmiz, uzoqqa bormaymiz. Halokatga uchraydi odam.
Biz de yapmıyoruz ki hazır yerde turgan joyimizda siz mi yaptınız? Saatiga 108 bin. 108 bin kilometre tezlikte kıyasla etrafında sayr qilyapmiz. Bu hali kıyasla etrafında yürüyüşümüz. Şimdi kıyas bilen bir gelikte. Galaktika etrafında hem şuna sayr qilyapmiz. Bunca tezlik içi de kim salamet saklı oturttu bizde? Esselam Allah. Çünkü de bana kıyasla etrafında karısayız. Yerge koşumcu yerine 8 de sayyara var. 8 de sayyaranın yanında unlar yoldaşları var. Bunlar değil mi? Tasadüfen mi? Yok ki kurgizmeye koyulgen mi çünkü ki? Vazifesi değil mi bunlar da? Sayyaralar da. Karısayız hayat yok bunlar da içinde. Vazifesi hani şu kıyasla karab kiliyotken asteroidler, kometler ve başka şuna kanki Osman cisimlerini yerge yetib kelguncha o'shalar ushlab qoladi. O'shalarga uriladi borib. Ular himoya vazifasi. Buni tasdig'ini oyni yuziga qarasangiz ko'rasiz. Oyni yuzida nimaga dog'lar bor? Qadimda uni oyni dengizlari deb o'ylashgan odamlar. Aslida dengiz emas, u qora-qora nuqtalar. Ular ana shu asteroid va kometalar, meteoritlar urilish natijasida oyda paydo bo'lgan shiramlar. Bunu fanda kraterler deyiladi. Bu nimadan darak? Oy ham hatto yerdi salomatligi uchun uni peshonasiga qo'yib qo'yilgan degani. Shu yerga kelayotgan toshlarning qanchasi o'sha oyga borib uriladi. Birinchi oy turibdi yerdan avval. Mana bular hammasi dalilki insoniyat o'zi sezmaydi, lekin yer yuzida bütün koinotdagi katta-katta xatarlarda ichida Alloh uni assalom ismi bilan salomat saqlab turibdi. Bu mu'minga ham, kofirga ham Allohning assalom ismining ta'siri ya'ni. Endi yerga tushing. Inson o'zining jasadida Alloh uni qancha salomat qilib qo'yganligini ko'rasiz. Misol uchun, suvlar mikrob va infeksiyaga to'lib ketmasligi uchun Alloh uni bug'lantirib, bulutga olib chiqib, yana yerga qaytarib tushirib, filtrlab turadi. Hidlanib tashib ketmasin. Shuning uchun mana idishga bir joyga suv qo'yib qo'ying. Bir yil tursun, og'zi yopiq holatda bug'lanmasdan qanaqangi panglab ichida qutqumsqalar paydo bo'lganligini ko'rasiz. Ammo Alloh ana shu narsadan saqlash uchun suvni tinimsiz bug'lantirib qaytadan yog'diradi. Filtrlaydi ya'ni. O'simliklar, hayvonot olamini ham Alloh umrini qisqa qilib qo'ygan. Inson foydalangancha foydalanadi, foydalangani ham, foydalanmagani ham tezda chiriydi. Yani don tukadi, urug'lik qoldiradi o'zidan, nasl yana yangitadan o'sib chiqadi. O'sha yangilanish asnosida nabotot va hayvonot olami ham infeksiyalar, viruslardan tozalanib turadi. Chirib ketib, yangidan o'sib chiqib yoki yangidan yaralib. Keyin Alloh assalom ismidan ana shu nabotot va hayvonotdagi viruslarni ko'plarini insonga mosmas qilib qo'ygan. Ba'zan insonga tanbih berish uchun hayvonot va nabotot olamidagi kasalliklarni ham insonga yuqadigan qilib qo'yadi. Mana koronavirusni ham aytishdi, kurs yaparidan yuqadigan bo'lib keldi insonga deyishdi. Demak, ba'zan Alloh shunday tanbih uchun ko'rsatib qo'yadi. Istasak, butun olamda sen hozir kasallik ichida yashayapsan, ana shularni senga yuqtirib qo'ya olamiz. Lekin Alloh assalom aksarini asrab turadi. Insonga yuqishligidan bu illatlarda. Bu aytdik, mu'minga ham, kofirga ham dunyodagi Allohning assalom ismining ta'siri, tadabbur qilsangiz bundan-da ko'p hikmatlarini, ta'sirini topasiz. Endi oxiratdachi? Mu'minga va kofirga assalom ismining qanday ta'siri bor? Mu'minga dunyoda ham, o'layotganda ham, qabrda ham, qabrdan chiqqandan keyingi mahshar maydonidagi hodisalarda ham, undan keyingi hodisalarda ham Allohning assalom ismining ta'siri bor. Masalan, o'layotganimizda farishtalar kelib o'zi bizga salom beradi. Assalomu alaykum. Qabrga kirganimizda qabr azobidan salomatlik beradi inshaalloh mu'minlarga. Qiyomatda tirilib chiqqanimizda mahshar maydonidagi hodisalardan salomatlik beradi. Shuning uchun payg'ambarlar sirot ko'prigini oldida turib sallim sallim deb turishadi. Salomat qilgin ey Robbim, salomat qilgin deb. Undan keyin do'zaxdan salomatlik beradi, jannatga kirgizadi.
Cennetki farşteler bizde selamun aleyküm bima sabartum deyip kütüb oladı. Sabır kıyganiler üçün sizlerge selam bulsun, selametlik bulsun. Cennet içi de melaikeler selam bilen diyorlardı müminlerge. Allah selam biledi ki cennet içi de müminlerge. Yani şunun için Yahya aleyhisselam hakkında Allah Kur'an'da itedi. Selamun aleyhi yevme vulide ve yevme yamutu ve yevme yub'asu hayya. Meryem suresinde. Unga tug'ilgan kunida ham salom bo'lsin, o'lgan kunida ham salom bo'lsin, o'laydigan kunida va tiriladigan kunida ham salom bo'lsin unga deydi. Nima uchun mana shu 3 ta o'rinda salomni aytayapti Alloh? Shon ibn rahmatulloh shuning tafsirida aytadilar-ki, chunki inson o'zini eng begona, yolg'iz his qilishi mana shu 3 o'rinda bo'ladi. Chaqaloq birinchi tug'ilganda u notanish olamga kelib qoldi. Shunchidan baqirib yig'laydi jon borchi. O'rgangan issiqini o'rnidan olib chiqishdi uni. Yahyo alayhisalomga Alloh ana shu tug'ilgandayoq salomatlik bergan. Ikkinchisi, inson o'lganda eng begona holatga tushadi. Chunki u ko'rmagan mahluqotlar keladi uning oldiga. Jon oluvchi farishtalar, ruhini kafanlovchilar, munkar va nakir umuman boshqa olamga tushadi endi u. O'shanda ham Alloh Yahyo alayhisalomga salomatlik berdi deyapti. Uchinchisi, qiyomatda tirilib chiqqanda ham odam nikuz bilan ko'rsinki, qiyomat yangi dunyoda turibdi. Yangi olamda. Ana shuning uchun kofirlar ana shu paytda ya vaylana man ba'sana min marqodina deyoradi. Holimizga vayl bo'lsin, kim turg'izdi bizni tinchgina yotganimizdan. Yangi olam bu. Ana o'shanda ham Alloh Yahyo alayhisalomga assalom berdi deyapti, salomatlik yani. Endi kofirgacha qiyomatda qanday salomatlik bo'ladi? Assalom ismining ta'siri dunyoda bor ekan kofirga ham. Qiyomatda ham ta'sir bormi desa, qisman bor. Masalan, Alloh unga zulm qilmaydi qiyomatda. Amalidan boshqaga uni jazolamaydi. Haj surasining 10-oyatida aytadi: "Zalika bima qaddamat yadak va annalloha laysa bizollamin lil abid." Bu jazolar qo'ling taqdim qilgan ishlar uchun va albatta Alloh bandalariga zulm qiluvchi emas. Demak, zulmdan salomatmi-kan kofir? Faqat shunchidan aytayapmiz, to'liq assalom ismi emas kofirga qiyomatda. Qisman assalom ismi ishlaydi. Uki zulmdan, nohaqlikdan u salomat. Lekin mutlaq salomat emas. Ana shunda tushunasiz, nima uchun kofirga assalomu alaykum deyilmaydi? Chunki assalomu alaykum deyish aytdi-ku, dunyoda ham, qabrda ham, oxiratda ham senga salom bo'lsin deganida. Kofirga esa oxiratda mutlaq salom bo'lmaydi. Shuning uchun ham kofirga biz salom bermaymiz. Mana bu xullas borliqdagi dunyo oxiratdagi mu'min kofirga assalom ismining ta'siri. Endi shariatda qanday misollarda ko'rinadi assalom ismi? Alloh payg'ambarlarni jo'natishi kitoblarni tushirishi o'zi insoniyat salomatligi uchun. Shu odamzod dunyoda ham Allohning qahriga qolib halok bo'lmasin. Qabrda ham, mahsharda ham, do'zaxda ham azob chekmasin deb odamzod dunyo va oxiratini salomati uchun kitoblar tushirdi, payg'ambarlar jo'natdi. Shuning uchun ham ana shu kitoblar va payg'ambarlardan iborat dinini Alloh al-Islom deb nomladi. Bu nima degani? Insoniyatni dunyo va oxiratiga salomatlik olib keluvchi din degani. Selim, salom ma'nosidan olinyapti mana shu ham. Ana shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hiroqilga maktub jo'natar ekanlar, aslim taslim deganlar. Islomga kir, salomat qolasan, dunyo va oxiratda ham. U butun borliq aslida islom dinida. Alloh Qur'onda aytadi: "Afa g'ayro dinillahi yabghun" وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. آل عمران سورасының 83-чи аятында. Аллаһты динидан башка динни истедиме улар? Халбуки самават ердеги барча нәрсәләр хохлап яки мәҗбури булсын, унга таслим булган ки исламга кирип. Инде булар башка дин истедиме диде. Кафирам мен ислам тамамыйман дигән тәкъдирдә кадәри исламды ул. Шәрәан исламны тамамыган белән. Чөнки Аллаһ ул дисә үләпти. Kasal bo'ldisa kasal bo'lyapti, yashatsa yashayapti. Allohning bu dini
Al-İslam insonga dunyo oxiratida salomatlikni olib kelganligini har bitta hukmida ko'rishingiz mumkin. Farzida ham, sunnatida ham, haromida ham, makruhida ham, mubohida ham. Uni har bittasini sanab o'tirish hozir vaqt emas. Buni maqosidu shariat ilmlarida gapiriladi. Ya'ni har bitta shariatdagi hukmni ortidan insoniyatning salomatligi maqsad qilingan. Bunga bittadan misol keltiramiz. Masalan, farzga misol. Roza farz qilindi. İnsanın sağlığı için. وَاَنْ تَسُومُ خَيْرُ لَكُمْ dedi şimdi. Ruzi tutsayın uzun yakışır. Nemamız yakışır, sağlığımız yakışır. Adamlar hazır ruzi tutmayı kafirlere diye takılı yaptı. Salamatlik miyken? Ruzi bana farz, salamatlikimiz için. Hemme farzlar aynı şuna kadar. Onun ortadan insanın salamatliği gözlenir. Dünyada ve ahirette. Haram gibi bitti misal kilitledik. Arağı da haram kıldı. Zinanı haram kıldı. Ne mi için? Çünkü sağlıkla zarar bular hammas. Kanca keserlik gibi çıkıyor. Arağda, zinanı ortadan. Demek her kendi haram insanın sağlığına zarar varlığı için, salametliğine zidliği için haram kılıyor. Sünnetlerden misal kılıyor. Mesela misvak işletiş buyuruldu. Ne için? Tiş ve ağız boşluğunun salametliği için. Bugün kafirler, müminlerden göre şunu düşünüp gitken, canıya kadere gitkenlik için bir günde iki merde çiğneyi udup tırımsız gapıradı. İslam'da bu farz derecesi ki yakın sünnet. Nasıl bak işlerdi? Sağlık için mi kendine? Sünnetler hem mesela şuna kadar sağlık için. Makruhlar hem bu düşündü, kaytarılır. Mesela ayollar ki çişlerde orasını güzellik için yundurıştan kaytarıldı. Bunu ortadan çişlerde zarar var. Çiş katlamlar yemirlerdi. Milke zarar var. Demek her kandı kaytarır, aynı şunlaka sağlıklı zarar borluk için kaytarılgen. Mubahlar hem hud düşündü. Bir neresi mubah kılınken bu sebebin ki, sağlıklı onu paydası yiyem, zarar yiyem, yok adli neresi diyen. Çünkü mubah kılındı. Ve aksar halde paydası bulardı. Bu mesela mubah kılınmıyordu, paydası bu mesela yiyem. Taharat, gusül ve pakilanış ahkamları hemmesi insanın salametliği için. Çünkü dem Allah Araf suresinin Bruzili gittiğince ayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nisfetle beytedi. Ya'muruhum bil ma'ruf ve yenhâhum anil munkar yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habâiz. Bu peygamber ulardı. Her kanakangi yakışlık işke büyüredi. Her kanakangi munkar yaman işten kaytaradı. Her kanakı pakizi narsalardı ularge halalliydi. Ve her kandı habis cirkenç narsalardı ularge haram kıladı dedi. İslam bana şu din. İnsanın dünyasını hem, ahiretini hem, salametliği için her bir ahkamının ortada şunu maksat kıyam. Kim bu insaniyetini kıyamette geçe devam etsin deyip şu salametlik dini. Allah uzun çürgen Kur'an'ı salamet saklaştığını vaada kıldı. İnne nahnu nazzalna zikra ve inne lehu lehafizun. Uzumuz çürdük, uzumuz muhafaza kılamız. Değil mi üçün? Allah ki kere mi? İnsan ki kere ki. Şunun için hem insanlarda dünya ahiret salametliği için Kur'an salamet duran. Ve Allah Resulü'nün ümmeti giyem salametliği duvarı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ettiler. Rabbimden üç narsa soradım. İktisini verdi, bittisini vermedi diyenler. Birincisi, Rabbimden ümmetini afetler bilen halak kımasliğini soradım. Kakatçilik, toşkın, şimdi okşayken narsalar bilen. Allah verdi. Utgan ummatlarga o'xshab tagidan Alloh insoniyatni qirib yuborgani yo'q mana qarang 1400 yildan beri. Salomatlikmi-kan ummatga? Salomatlik. Va mu'min ummatni kofirlar yo'q qilib yubormasligini so'radim. Alloh berdi deganlar. Bu ham salomatlik. Va bir-birini fitnasini o'rtasida qilib qo'yib, bir-birini go'shini yemasligini, bir-birini halollamasligini so'radim, buni bermadi deganlar. Chunki bu ummat o'zidan chiqayotgan balo bu. O'zi ummat bir-birini go'shini yirkan, endi Alloh ularni balodan asramaydi. Xullas, mana aksar narsalarda Alloh ummatni ham salomat saqlashni va'da qildi. Insonlarda salomat bo'lishi uchun da'vat farz qildi Alloh. Ahli ilmlarga haqni yashirsa jazolashligi bilan tahdid qildi. Bu Allohga kerak mi? Yo'q, insoniyatga salomatlik dini islom yetib borsin uchun shunday qildi. Demak, bu shu darajada muhimki, qarang, insoniyatda salomatligi agar kim shundan bosh tortsa, Alloh jazolayman dedi salomatlik dinini yitqizishdan. Hatto payg'ambar bo'lsa ham, mana Sulaymon Yunus alayhissalomni
İnsanlara şu salametlik dinini yitkizişten kul silkep git organlar için Allah cezaladı. Balıkta yutkiz vardı. Şimdi saval tuğladı. Bana Allah as-salam diyeb sizler. Bütün alemge Allah varlığında salametlik bilen tahminlerken. Şariyetiyem turganın hemmesi turgan bitkeni salametlik iken. Onda demek ki uruşka büyüredi Kur'an'da, Kubcay'da. Hadislerde uruşka büyüredi. Avala bilelik. Allah Kur'an'da hiç gayrıda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç gayrıda harpke buyurmaydı. Harp. Harp ne mi o? Bugün adamlar uyuyordukken uruş. Bir hikmet, mana mantıksız cang. Hiç gayrıda Allah Kur'an'da haribu demeken. Fakat Allah ve Resulü'ye harp kılınsa, anşına kengen mana mantıksız uruş açılsa, o şenge cevap kaytarışını gineydikken. Mesela riba ayetinde, Bakara Suresinin 279. ayetinde, eğer ribanı tutmasaylar, fe'zenu bi harbin minallahi ve rasuli. Allah ve Resulü'den harp, uruş ilan kılıçla uzaylar dediydi. Kur'an'daki gen başka ayetlerde, kafirlerde uruş kaklıgi, yani şu müşriklerde uruşları hakkında harp dedi. Kur'an'da ve sünnet diyem dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan harpte yaxshi ko'rmaganlar. Shuning uchun ham hadisda keladi. Aqbahul asma harbun va murra deganlar. Ismlarning eng qabihi harb ismi va murra ismi. Harb urush janjal to'polon deganlar. Murra bo'lsa achchiq degani. Ali roziyallohu anhu o'g'illari tug'ilgan paytda ismini harb qo'ygan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni Hasan deganlar. Keyingi o'g'illari tug'ilganda ham harb qo'ydi ismini. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Hüseyin dediler, harpmaz dediler. Bana bir deyim derler ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan anışına kanki bir mana mantıksız topalanlardı. Yaş kurma gelirler. İslam hakikaten buna kanki topalan dinimez. Salam deyip durdu o İslam namıdım. Kan diye buna kanki harp dini bulan. Bunda ne demek buyuradı Kur'an'da sünnette? Katilu cahidu dedi. Qital ve cihat gibi buyuradı. O harpmaz eken o. U nima? O'nlab oyatlardan shu qotilu jahidu degan so'zlar keladi. Bu iqomati salom uchun, salomatlikni qoyim qilish uchun borliqda. Ana shu uchun shunga buyuradi. Harb bo'lsa u notinchlik, ammo qital va jihad bo'lsa u tinchlikni qoyim qilishlik uchun. Chunki borliqda Allohning dinichalik borliqda tinchlikni ta'minlaydigan tizim yo'q. Ana shuning uchun boshqalarga urushib bo'lsa ham shu tizimni qoyim qilishga buyuradi. Qital jihoddan maqsad mana shu. Agar kim bu gapga ishonmasa, borliqda islomchalik tinchlikni ta'minlaydigan tizim yo'qligiga tarixga qarasin. Uzoq tarixmi, yaqin tarixmi? Qadimda Rum va Fors imperiyalarini qarasin. Qancha urushlar, ma'no-mantiqsiz bitta podshohlik uchun, bitta odamni taxti uchun qancha qonlar to'kilgan. Mana shuni aytiladi, harb deb. Bu hech qanaqangi bir g'oya uchun urush emas bu. Borliqni bir tinchlikni ta'minlash, ana jihod yoki qital emas. Ana bu harb bo'lgan. Bitta odamni kursus uchun bo'lgan to'polon. Yaqin tarixni qarang. Birinchi jahon urushini kim qildi? Musulmonlar qildimi? Million odam o'lib ketdi yer yuzida. Musulmonlar qilmadi, ana shuni harb deyladi shuning uchun. Harbul alamiyatul ula deydi arablarda. Birinchi jahon harbi. Urushi ya'ni. La yatil qatil fi ma qatal va al maqtul fi ma qutil. O'lgan odam nima o'ldirgan, o'lganini bilmaydi, o'ldirgan nima o'ldirganini bilmaydi. Tepadagi katakonlarda kursus uchun jang bo'lgan. Ikkinchi jahon urushini musulmonlar qildimi? Musulmonlar qilmadi uni ham. Xuddi birinchi jahon urushidagi ssenariy aynan o'sha takrorlandi ikkinchi jahon urushida. Hozir ham mana uchinchi jahon urushiga qarab kiryapmiz. Kim qilyapti buni? Musulmonlar qilyaptimi? Yo'q. Rus yo'qdan g'arb hammasi o'zini taxti uchun, o'zini nufuzi uchun butun dunyoda urush qilib yotdi. Butun insoniyat shundan ozor chekyapti. Yaponiyaga yadroviy bombani musulmonlar tashlab yubordimi? G'arb qilib. Bir tajribaga haligi kalamushlarda sinab ko'rilgandek bir narsani insoniyat ustiga tashlab yuborib, Amerika sinab ko'rdi yadroviy bombani. Bir g'oya uchun emas edi u, tajriba bo'ldi u. Va o'zini taxti uchun ularda. Yoki Shimoliy Janubiy Amerikada qizil tanlilarni kim qirib yubordi? Ikkita bu qit'ada ikkita millat yashardi. Sariqlar yashamasdi u yerda, inglizlar.
Yurda kızıl tanlılar, Hindular yaşardı. Kan oşalar hali. İngilizler basıp barıp harp kıldı yurda. Yani uruş kıldı. Hiç kandı bir tinçliydi uğruna düşünmez. Uzlar etkendik, biz sizlerge salamatlik opkildik. Biz sizlerge insan hukukunu opkildik diyen davalar. Hiç nasıl bir davalar yoktu. Tamamı iki adegi millet kırvarıldı. İslam kaçan şunu yıkıgen bir millet basıp kırvarıgen onu. Onu İslam'a kirişliğe targıp kıyken, İslam'a kirmesi uzun dininde cizyasını tutulup yaşarken. Afrika kıtasındaki kara tanrılardı. Kim dünyaya kul kulup sattı? Amerika'ya, Avrupa'ya kara tanrıları kıyadan var kaldı. Ne için biz de ülkelerde bana kıyayın? Müslüman ülkelerde. Türkiye devletlerde deyiz mi? Arap devletlerde deyiz mi? Kara tanrılar Amerika, Avrupa'dakiden göre kamerop. Uzbekistan, Kırgızistan, Tojikistan'da kara tanrılarını görüyor musunuz? Bitti ikide barıp koyandır, lakin yok. Demek ki, çünkü Müslümanlar halklarda kul kuluş için dinini terk etmeyen. Kulçilikde aslında garip duyan. Yani çünkü Avrupa'da karasizem, Amerika'da karasizem, kullar Müslüman devletler, koralar, Müslüman devletlerdekinden de kul. İlla doğru bana Afrika devletlerdeki Müslümanlar, şimdi uzun kara tanrılığı için ular kora. Kimdir ileride, op kimegen ülke kara tanrılığıydı. Afrika devletlerde, ularda tarihide urgandik bana. İtalyanlar, Fransızlar, Portugallar, Britanyalılar, İngilizler. Hani şular o milletlerde kul kıldı, uruş kıldı, boyligini egallaş üçün, ularda şahsını kul kılış üçün. Mana bular hammasi xullas dalilki demoqchimiz, İslam odamlar aytayotgan mana shunaqangi mantiqsiz kimnidir bir manfaati uchun odamzod shu urushish, janjal qilishligini hech qachon targ'ib qilmaydi. Ana o'sha narsalarni harb deyiladi. İslam qital va jihodga targ'ib qiladi, uki tinchlikni o'rnatishlik uchun boshqa mana shunaqangi nonko'rlarni yo'q qilish. Endi bu oddiy inson hayotidagi islomni, ya'ni tinchligini ta'minlashligining misoli bo'lsa, koinotda ham tinchlikni islom ta'minlaydi. Tabiiy ofatlar bo'lmasligi, osmondan tosh tushmasligi, quyoshdagi o'zgarishlar, yerdagi o'zgarishlar, bularda hammasini tinch turishligini manbasi islomda. Agar islom yo'q bo'lsa, mana shular hammasida o'zgarish boshlanadi. Dalil bu narsani Allohning so'zi Maryam surasida aytadi. Takadu samawati yatafattarna minhu va tanshaqul ardu va takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Samovatlar parchalanadi deydi. Yerlar yorilay deydi. Tog'lar qulay deydi parchalanib. Nimadan? Odamlar Rahmonga bolasi bor deganidan. Shirkdan buni qarang. Shirk va kufr va ma'siyat butun borliqda tizimni ishdan chiqarar ekan. Samovat, yer, tog' ana shu narsalargacha ta'sir bo'lar ekan. Ana shu uchun ham endi butun borliqda tizim ishdan chiqmasligi uchun kufr va shirkga qarshi kurashib yuradi islom. Garchi o'shanda Qaysar kofirlarni o'ldirib bo'lsa ham. Chunki bunaqangi odamlar o'lib ketib butun borliq saqlanib qolishligi bu hatto kofirlar ham o'zi bugun bu narsani tan oladi. Ularda hatto filmlarda ko'rasiz. Yerda hayot tugayotgan bo'ladi. Qancha odam o'lib ketsa o'lib ketsin, lekin insoniyatni bir qismi saqlanib qolish uchun koinotga uchirib yuborishadi. Shunda ular tan olyapti qarang. Milliard odam qirilib ketsa qirilib ketish kerak, inson degan nasl borliqda saqlanib qolish uchun. Nimaga endi islomda mana shu narsani ular tushunmaydi? Tushunmaslikka oladi. İnsan degan nasl davom etib qiyomat qoyim bo'lib ketmasligi uchun ana shu kofir zoti, mushrik zotini da'vat qilib, da'vatga ko'nmaganiga esa urushish kerak bo'ladi. Demak, bu borliqda, nafaqat yerda, butun koinotda tinchlikni ta'minlash uchun bu jihod ya'ni. Shuning uchun ham jihod borligi islomda hech qachon bu islomni aslim tinchlikdan olinganligiga zid kelmaydi. İslam'ın tinçlik dini ikerliğini çüntür bir şun hiç cihatta inkar kılış şartımaz. Bugün aksince cihat yok diyotkenler hakkani cihattı. Onun için çeki bir milletçilik, vatanperverlik ruhuge kayıtlı diyotkenler en natinçlik istiyotken adamlar. Mücahitler hakiki tinçlik perver adamlar. Bu misalini etemiz.
Tabibni kim qo'li qonga belangan jinoyatchi deydi? Jarrohni. Jarroh haqiqatan qo'li qonga belangan. Shu darajada qo'li qonga belanganki, uncha-muncha askar qo'lini unaqangi qonga belamaydi. Odamni chavoqlab, chekchavog'ini chiqarib, jarrohlar bilamiz nimalar qiladi. Kim lekin shu uchun jarrohni qo'li qonga belangan deb ayblaydi? Bo'ldi, qo'li qonga belansa shu jinoyatmi? Nima uchun qo'li qonga belandi? Unga qaralmaydimi? Ha, Allohning shariatida ham xuddi shunday. Jarroh sog'liq uchun qo'li qonga belanganidek, mujohid ham butun insoniyat koinotni salomatligi uchun qo'li qonga belanadi. Bu johil nodonlar bo'ldi, qo'li qonga belanganiga qaraydida uni terrorist deb e'lon qiladi. Ya unda jarrohlar ham terrorist ekan qo'li qonga belangan mana. Nima uchun belanayotganiga qarash kerak ekan. Demak, maqsad agar salomatlik uchun bo'lsa, tinchlik uchun bo'lsa, hech qanaqa yomon narsa deyilmaydi buni. Shuning uchun ham aytyapmiz yana takrorlab, insoniyatga, butun insoniyatga Allohning tinchlik tizimi islom tarqalishi uchun jihod qilishdan or qiladiganlar. Uni islomda yo'q deb beradiganlar bular eng katta notinchlikni sevuvchilar ular. Alloh Qur'onda aytadi qarang. Bir Baqara surasida keladi. Va qotiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna ad-dinu lillah. Fitna bo'lmasligi uchun va din Allohga bo'lish uchun urushinglar ularga deydi. Mana fitnadan maqsad ana shu shirk, kufr, notinchlikning sababi. Shunday bo'lmaslik uchun urushinglar deyapti. Hammasi din, ya'ni tinchlik tizimiga o'tish uchun, islom tizimiga. Anfal surasida esa va yakuna ad-dinu kulluhu lillah deydi. Dinning hammasi, ya'ni yer yuzidagi boshqaruv tizimining hammasi Allohning diniga, tinchlik islom tizimiga o'tishligi uchun urushinglar deydi. Bu hech qanday harb, notinchlik, bir ma'no mantiqsiz qilinadigan janglar emas bu. Shuning uchun ham islomda ana shunaqangi ma'nodagi jihod, tinchlikni o'rnatish uchun bo'ladigan urushlarni har xil ta'villar qilib inkor qilayotgan odamlar o'zini insoniyatga va borliqqa Allohdan da assalom degan bo'ladi. Alloh assalommi? Senmi assalom? Har qanday ozgina iymoni bor odam aytadiki, ham men emas, assalom, assalom Alloh deydi. Ha, assalom Alloh bo'lsa, ana shu assalom zot buyuryapti-ku mana. Tinchlik bo'lish uchun urushinglar deb. Sen nimaga undan da oldiga tushib o'zingcha islomni talqin qilyapsan? U urush, islomiy urush emas deb. Hech kim Allohdan da mahluqotlariga tinchlikni ravo ko'ruvchi emas. Shuning uchun ham islomni boricha qabul qilish kerak. Ana shunga Alloh buyurgan udhulu fis-silmi kaffatan degan. Silm ana shu tinchlik diniga yoppasiga kiringlar. O'zingga yoqqan narsani tinchlik deb o'ylama. Xulosa qilib aytganda mana bu Allohning assalom ismini dunyo va oxiratda mu'min va kofirga ta'siri va shariatdagi Allohning assalom ismini ko'rinishi. Shariat mu'minlarga ham assalom ekan, kofirlarga ham assalom ekan. Kofirlarga assalomligi ularni shu do'zaxdan salomat qilib qolish uchun, qutqarish uchun ularga urush qilamiz. Qolgan insoniyatga esa ularni kofirlarni yo'q qilib salomatlik beramiz. Endi 3-chi ma'no. Allohning bu assalom ismidan qanday biz xulqlanamiz? Va bandani bu ismdan oladigan nasibasi nima? Birinchi o'rinda imkon qadar qalbimizni salomat qilamiz. Alloh Qur'onda aytganidek illa man atalloha biqalbin salim deydi. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda biror mol bolachaqa foyda bermaydi, faqat salim, salomat qalb bilan kelgan kishigina foyda topadi deydi. Qalbni shirkdan, nifoqdan, gina, hasad, kibr, birovga yomonlikni iroda qilib turish, shahvat, shubhat mana shunaqa narsalardan qalbni tozalaymiz. Qalbni bu kasalliklari haqida adda va davo darsida gapirdik. Bu hammasini gapirib chiqish bu o'rin emas hozir. Insonni qalbi uning shahvati va g'azabiga hukmron bo'ladi. Salomat bo'lsa agar qalb. Shahvat va g'azab u qalbga hukmron bo'lmaydi. Agar qaysiki qalbga shahvat va g'azab hukmron bo'lsa, bu kasal qalb degani. Allohning assalom ismidan xulqlanmagan, nasibador bo'lmagan qalb degani. Keyin mu'minlarga husnizon qilamiz. Qayerda bo'lsa bir mu'minning xatosini kutib o'tirish, aybini poylab o'tirish, gapini noto'g'ri tushunib o'tirish bu
salomat qalb, Allohning assalom ismi bilan xulqlangan qalb ish emas bu. Hamma narsaga yaxshi gumon qilish kerak. O'zidan katta odamni ko'rsangiz, shu mendan yaxshi deng. Chunki mendan ko'p yashagan, shunga binoan mendan ko'ra ko'proq yil solih amal qilgan mendan yaxshi bu. O'zidan kichkina odamni ko'rsangiz ham, bu ham mendan yaxshi deng. Chunki mendan kamroq yashab, mendan kamroq gunoh qilgan bu hali. Doim o'ziga ixtiqor ko'zi bilan, ya'ni shu haqirlik ko'zi bilan nazar soling. Shundan ulamolar aytishadi, birodaringga 70 ta uzr ista, unda bir xatolikni ko'rib qolsang. Agar o'sha 70 ta uzrni ichida uzri chiqsa yaxshi. Agar 70 ta uzr istab uni xatoligida, shunda ham uzr topolmasang, unga o'zingni undan battar malomat qil. O'zingga o'zing aytki, meni holimga voyl bo'lsin. Birodarimga 70 ta uzrini qabul qilmadim ha. Men qanaqa odamman o'zi deb, unda ham o'zingni malomatla deyishgan. Keyin salomat qalb mu'minga yaxshilik ilm turadi. Unga yaxshilik yetish mumkin bo'lib turgan o'rinda pismiqlarcha yashirib o'tirmaydi uni. Yoki bir unga yomonlik yetayotgan o'rinda pismiqlarcha yashirib indamasdan qarab turmaydi. Ogohlantiradi uni shu yomonlikdan. Mana shu mu'minni mu'minga nisbatan qalbi salimligidan. İkincisi, Allohning assalom ismidan xulqlanish, tilimizda xulqlanishligimiz va a'zolarimizda. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi." Musulmon musulmonlar uning tili va qo'lidan salomat bo'lgan kishi deganlar. Va qo'shnisi yomonligidan salomat bo'lmagan odam mu'min emas dedilar. Shunga binoan tilini mu'min odam salomat saqlaydi Allohning assalom ismi bilan xulqlanib. G'ibatdan, chaqimchilikdan, tuhmatdan, unga o'xshagan boshqa til ofatlaridan, buni mana odob darslarida ko'p gapirdik, tilni ofatlaridan saqlaydi. Bir kishi Iyos ibn Muaviya rahimahullohni oldida bir odamni yomonlaydi. Mu'minni yomonlaydi ya'ni. Shunda Iyos ibn Muaviya rahimahulloh olim edi bu kishi. Haligi yomonlayotgan odamga qarab aytadilarki, "Sen Rumga g'azot qilganmisan?" dedi. Kofirlik. "Yo'q" dedi odam. "Hind, sen turklargacha" dedi. O'sha paytlarda bular hammasi kofirlar edi ya'ni. "Yo'q" dedi odam. Shunda Iyos ibn Muaviya aytadilarki, "Afataslamu minka rumu was-sindu wal-hindu wat-turk wa lam yaslam minka akhuka al-muslim?" Sendan shuncha kofir millatlar, Rum, Sind, Hind, turklar salomat qoldida seni tilingdan, qo'lingdan mu'min birodaring salomat qolmasmi dedilar. Shuncha kofirlarga mana zarrang tegmayapti ekan. Hech bo'lmasa mu'minga ham zarrang tegmasin endi. Shuncha kofirlar sendan salomat turadi tilingdan, qo'lingdan-da mu'min azor ko'ramaymi sen tilingdan, qo'lingdan deganlar. Ana shuning uchun aytamiz bugun tog'ut zolimlari yugurdagi bo'lib yurganlar, ularni yomonliklaridan sukut qilib, bor zahrini musulmonlarga sochaydiganlar, saromirlar, ularning muridlari, bular Allohning assalom ismi bilan xulqlanmagan odamlar. Kofirlar, zolimlar ulardan salomat, mu'minlar salomat qolmaydi. Xuddi shunday jardi bu tomondagi xavorijlar, g'ulu ahli kofirga teginmaydi. Kofirni gapirmaydi. Kofirni moliga teginmaydi, joniga teginmaydi. Ishi fikri musulmonlar bilan ovora. Musulmonni gapiradi, takfir chiqaradi, qonini halollaydi, molini halollaydi. Bu ham Allohning assalom ismi bilan xulqlangan odamlar emas. Rasululloh hadis aytganlardek, "Yaqtuluna ahlal islam va yad'una ahlal awsan." Islom ahlini tinch qo'ymaydi, o'ldiradi ularni, but kesig'ini aytganlar esa ulardan salomat. Uchinchidan, qo'lidan mu'minlar uni salomat bo'ladi dedik. Assalom ismi bilan xulqlangan odam. Nafaqat mu'minlar, butun borliq mu'minni qo'lidan, a'zolaridan salomat bo'ladi. Mu'min zarar kunanda bo'lmaydi tabiatga. O'tirganda, turganda bir narsani sindirib, yo'lda yurganda shoxlarni sindirib, hayvonlarga tosh otib, jonivorlarga azor berib, hamma narsaga zarar berib yurmaydi. Butun borliq undan salomat bo'ladi mu'min odamdan. Ana shunchidan u o'lgan paytda mustarih deyiladi. Rohatga ketdi. Ammo Allohning assalom ismi bilan xulqlanmagan odamlarda esa o'lgan paytda mustarohum deyiladi. Undan salomat bo'ldi endi butun borliq. Yastarihu minhul biladu
vel ibad ve şecer ve devab degenler. Şaharlar undan salomat qoladi o'lganda. Jonivorlar, daraxtlar, hatto inson hamma parranda darranda alhamdulillah deydi. Shuning uchun ham Allohning assalom ismi bilan xulqlangan mu'min o'lganda butun borliq uni Xudoga shukr o'ldi demaydi. Agar kim o'lganda alhamdulillah o'ldi ya shu deilsa, bu Allohning assalom ismi bilan xulqlanmagan odam bo'ladi. Olimlardan Abu Yazid al-Bistami rahmetullah siyratida zikr qilinadi. Bir kuni masjidga borsalar bir chol bir joyga hasosini tiklab qo'yib o'tirgan bo'lgan ekan. Keyin u kishi ham borib hasosini haligi cholni yoniga, hasosini yoniga tiklab qo'yadilar. Keyin hasolari uni hasosiga tiyib ketib yiqitib yuboradi. Hasasi o'zi nima sali. Keyin chiqib tashqariga shu kishi Abu Yazid al-Bistami o'sha cholni oldiga borib uzr so'rab aytgan ekanki, meni kechir. Asoyim asoyingni tushirvordi, seni ingishga majbur qilib qo'ydik degan. Aytmoqchimizki, mu'min odam mana shunaqa bo'ladi. Shu darajada undan boshqa bir birodarlariga, mu'minlarga zarar tegmaydi. Hech kimga og'irligini tushirmaydi. Va aytdik, Allohni yana assalom ismi bilan xulqlangan odam yer yuzida salomatlikni tarqatadi. Buning uchun avvalo da'vat qiladi. Da'vatga ko'nmaganlarga esa urush qiladi. Va shariatning hududlari tatbiq qilinishida odamlarga rahimlilik qilmaydi. Chunki shariatning hududlari hammasi insoniyatning salomatligi uchun tatbiq qilingan. O'g'rini qo'lini kesish, tuhmatchiga darra urish, zinokorni darralash yoki tosh bo'ron qilish hammasi bu insoniyatning salomatligi uchun. Qasos hukmlari bularda o'zicha Allohdan da assalomlik qilaman deb rahim shafqatlik bo'lmaydi. Mana bu 3-chi mavzu edi. Ya'ni Allohning assalom ismi bilan xulqlanish va undan nasib olish. Endi oxirgi 4-chi mavzu assalom ismi bilan qanday ibodat qilamiz? Aslida yuqorida aytgan xulqlanish ham ibodat, faqat umumiyroq. Endi bu assalom ismi bilan ibodat qilish deganda xosatan shu assalom ismi bilan qilinadigan ibodatlar haqida gapiramiz. Birinchidan tanigan tanimagan mu'minimizga salom beramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Inna salam min asma'illah fahshuhu baynakum." Assalom Allohning ismlaridandir, uni o'rtanglarda tarqatinglar deganlar. Unga salom berishimiz nima degani? Shuni tushunib salom beramiz. Bir mu'minga salom berib, keyin orqasidan pichoq urmaymiz uni. Haqiqiy ma'noda bo'lsin, majoziy ma'noda bo'lsin, chunki biz bir mu'minga salom berar ekanmiz, yuqorida aytganimizdek, biz senga hech qanday zarar bermaymiz degani bo'ladi. Assalomu alaykum deb keyin buni bir mushurgan odam bu assalomning haqiqatini tushunmagan odam. Assalomu alaykum deb keyin uni so'kkan odam salomning haqiqatini tushunmagan bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shuning uchun ham Madinaga kelgan paytlarida birinchi aytgan gaplari ya yuhannas afshu salam deganlar. Ey odamlar salomni tarqatinglar. Buning ma'nosi shundayki uni ortidan ana shu bir-biringlarga zarar bermaslikni o'rganinglar degani. Assalomu alaykum deb kim borib bir-birini g'ibat qilgan urgan emas, buni salom tarqatish maqsad qilinmaydi. Inson birovga assalomu alaykum der ekan 10 ta ajr oladi. Va rahmatulloh desa 20 ta, va barakatuh desa 30 ta ajr oladi. Shunga binoan aliga olishda ham iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha deydilloh. Sizlarga biror bir salom berilsa, uni yaxshi qilib qaytaringlar yoki misildek qilib qaytaringlar. Mana bu ham assalom ismi bilan ibodat qilish bo'ladi. Salom ismini eng katta bir fazilatlardan biri sizni doris salomga yetaklaydi. Jannatga ya'ni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "La tadkhulul jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu." Afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbabtum afshu salama baynakum. Mu'min bo'lmaganingizlarcha jannatga kirmaysizlar. Mana shu doris salom aytib bering. Va bir-biringizni yaxshi ko'rmaganingizlarcha mu'min ham bo'lmaysizlar. Sizlarni bir ishga yo'llaymi? Agar o'shani qilsanglar, bir-biringizni yaxshi ko'rasizlar, o'rtanglarda salom yo'yinglar deganlar. Demak, qarang. Doris salom jannatga borish uni kaliti nima degan eng boshi. Afshus salam baynakum. Salomni yoyish bilan ekan. Shuningdek, ikkinchisi assalom ismi bilan ibodat qilish. Assalom zikri kelgan
zikirlerini kılamız. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı salam birgenlerden birinci bulup Estağfirullah, 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 Allahümme entesselam ve minkesselam, tebarek diye adil celal ve ikram dediler. İmam Müslim'de girgen hadis. Bana şu zikirde kılamız. Ve oy kurgende, yani Osman'da yenge oy çıkkende, Allah'ın esselam ve selamet ismi bilen, yani şu ismiden alingen, mana bilen ibadet kılıç, zikri var. İmam Tirmizi'de kirligen hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilal dikurseler ayterkeller. Allahümme ahlilhu aleyna bil imani, bil yumni vel iman, ve selameti vel islam, Rabbi ve Rabbuke Allah. Allah'ım bu hilalini bizge barakat ve iman bilen çıkar. Selametlik ve islam bilen çıkar. İki kere tembih bir yaptılar. Selametlik ve islam. Şu selam manası ki. Yine bir dua. Selam ismi bilen kılınıydı. İmam Tirmizi'de kilal. Allahım ic'alni silmen li evliyaike ve aduven li a'daike. Allahım beni uzinin velilerine silim. Düşmanlarına ise düşman kılgendir. Dua kılgendir. Müminlerine silim. Dost yani tinçlik manbası bulamız. Düşmanlarına ise adavat düşman manbası bulamız. Şundek attahiyyatta zikri kılamız. Allah'ın es-salam ismini. Şundan kip çıkıp bandalarına salam veramız. İmam Bukhari'deki gene rivayette İbn-i Mesud radıyallahu anhudan aytadılar, biz avval namaz okusak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin arkasında durup es-salam ala Allah, es-salam ala Cibril ve Mikail, es-salam ala fulan ve fulan derdik. Allah ki es-salam olsun. Cebrail Mikail ki es-salam olsun. Palançaki palançaki es-salam olsun. Gün düşünde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler, la taqulu es-salam ala Allah, inna Allah huve es-salam. Allah ki salam olsun demeyler. Çünkü Allah'ın uzu salam diyenler. Salam başka birler. Allah ki attahiyyat, tebrikler olsun deyiler. Yani şimdi attahiyyatı örgütkenler. Attahiyyatü lillah ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyuhel nebi ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Dibkiyin peygamberge esselam bilemiz. Ve uzumuzge ve Allah'ın salih bendelerge esselam bilemiz. Bana bir yam esselam isim bilen ibadet kılıç kılıçlardan. Ve Allah'tan dünya ahirette esselam sureyimiz. Çünkü mahşer meydanında hatta peygamberler sirattan uçuşta başka şuna kanki hatarlık urunlarda peygamberlerin duası sallim sallim deyiş bulad diyenler. İmam Bukhari Müslim'deki gen hadis. Selamet kıyın ey Rabbim, selamet kıyın ey Rabbim deyip hatta mahşerde selametlik surab dua kılışar. Umman agende Müslüman adam selametlik ki ilteydigen yollarda yuradı. Dünyası ki selametlik ki ilteydigen o ahiretindeki selametlik yetedigen yollarda. Çünkü Allah Kur'an'da Maide Suresi'de aytadı. Yahdi bihillahu men ittaba'a ridwanahu subulassalam. Bu kitap bilen Allah uzunin razıligiga ergashgan kişilerini selametlik yollarga hidayet kıladı deydi. Bundan çıkıyordu ki selametlik yolları ko'p ekan. Ameller degan bu yani. Ana şularda yuradı, selametlik yollarda. Şu bilen ki, Darussalam'a boradı dedik. Yani cennetke. Ve yana en muhim korunuşlardan Allah'ın bu es-salam ismi bilen ibadet kılıçlığı. Hatta cahiller, kafirler ularga davet kıyandan ki eğer davetini olmasa ularga yaxşı kal senem dedi. Selamet bulup giderdi. Allah Kur'an'da Furkan Suresi'nde giderdi. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Müminler şundaki kişiler ki cahiller onlara hitap kılsa yakışık olup gider dedi. Selamet bulduydu. Şunu de yine Kasas Suresi de uttuk. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ deyişer. Selametlik bulsun sizler giyen. Biz cahiller de istemeyimiz deyişer. İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü kilitirgen Allah. Meryem Suresi de kafir otalarına kalıp سَلَامٌ عَلَيْكُمْ selametlik olsun sizi giyem, yakışık olun gibi gitgeller otelerin aldılardan. Bu unga salam birişmez kafirlerge, cahil müşriklerge. Bunu Kasas Suresinin tafsirde ham ettik, bunu selamul mutareke deyilerdi. Yani onu terk kılış selamı. Ondan yüzü giriş selamı. Senden men uzumlu selamet kılamam degen.
sen bilen teng bo'lishdan obro'yimni salomat qilaman degan. Sen bilen pashaklashishdan, aytishdan dinimni salomat qilaman degan. Ana shu ularga sizlarga ham salom bo'lsin deganning ma'nosi. Ularga salom berish kerak ekan degan emasmi? Ammo kofir odam salom bersa, unga alik olish, bu ham salom ismidan ibodat qilish bo'ladi. Salom bersa alik olib qo'yilaveradi, lekin boshlab salom berilmaydi. Va oxirgi mavzu Allohning assalom ismi bilan ibodat qilish, Abdus salom ismini qo'yish bilan. Tarixda ko'p ulamolar, solihlar o'tgan Abdus salom ismlik. Mana shu Allohning assalom ismiga tegishlik qisqacha ma'nolar bo'ldi, uning ta'rifi, borliqdagi ta'siri, undan oladigan nasibamiz va u bilan qiladigan ibodatimiz. Endi keyingi darsda inshaalloh al-mu'min ismini o'rganamiz. Chunki tartibda Qur'onda shu ko'rinishda keladi. Assalomul mu'min va al-muhaymin ismlari. Inshaalloh keyingi darsda mana shunday davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant va astag'firuka va atubu ilayk. Allohu a'lam.